Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı ÖTV ve KDV kaldıracak. Özellikle cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi haberlerde gördüm. Ne düşünüyorsun? İndirim olarak mı? Evet evet. Neredeyse yarı yarıya fiyatlar düşecek tabii yani. Bence daha önceden kaldırmaları gerekiyordu. Neden? Çünkü pahalı. Evet, sen hayalindeki telefonu alabildin mi mesela? Hayır. Bundan sonra alabilir misin? Hayır. Neden? Ekonomi kötü. İşte indirecek ama fiyatları. Ama hala kötü olabileceğini düşünüyorum ben. Yani pek işe yaramaz diyorsun öyle evet. mi? Evet. Bence tek teknoloji ürünlerinde indirim yapmaları gerekmiyor. Gıda ürünleri falan onlarda da indirim yapmaları gerekiyor. Alamıyor insanlar öyle mi? Evet. Sizin evde durum nasıl mesela? Ekmek 4 lira olmuş. Hı-hı. Yani gerisini boş ver. Ya yapamayacağına o kadar eminim ki. Neden? Ya bu adam hiçbir şey yapamadı. Şimdi gelecek günün sonunda yapacağını mı sanıyorsun? Doları düşüreceğim dedi. Günü kurtardı sadece. Ya seçim yatırımı değil. Yapacağını vaat edip yapmayacağına o kadar eminim ki. Yani yapamayacak. Başaramayacak bence. Ya yaparsa? Yapamaz. 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 Bu kadar da emin konuşuyorsun. Bu kadar da emin konuşuyorsun. Türkiye... Çok bu kötü ekonomi, çok bu şey ya. Ekonomi çok kötü. Sen nasıl etkileniyorsun peki ekonomiden? Ben şöyle etkileniyorum. Ben mesela günlük 20 lira harçlık alıyorum okul için. Evet. Tost 20 lira. Ben yani tosttan sonra zaten ben 9 ders oluyorum bir günde. Hı-hı. Şimdi bir günde bana bir tost yetmiyor be. Yani ne yapayım başka? Hayalimde telefonu alamadım. Ben telefonumu 4 yıldır kullanıyorum. Bütün parçalarını takıp çıkarttım. Hiçbir işe de yaramıyor artık. Umutsuzsun yani daha bu yaşın öyle mi? Umutsuzum. Yeni birisi gelene kadar umutsuzum. Sen hayalindeki telefonu alabildin mi? Ne düşünüyorsun bu indirim söylentisi? Hayır alamadım. Yani... Nasıl olur sence düşerse fiyatlar yarı yarıya? Çok bir şey fark edeceğini sanmıyorum ama düşse iyi olur yine. Hayalindeki telefonu alabilirsiniz bundan değil mi? Aynen. Ne var mesela hayalinde telefon olarak? iPhone 11 olabilir ya. Aha. Bir umudun var mı Türkiye ile ilgili? Ya çok yok yani. Neden? Ekonomi kötü. Yani kısacası. Sen nasıl etkileniyorsun peki ekonomiden? Arkadaşım da dediği gibi mesela az harçlık alabiliyorum. Hani. Yetmiyor dolayısıyla. Aynen. Yani ailen de çünkü zora düşüyor. Yine. Ya abi bak şimdi mesela iPhone 11 şu anda 12 bin lira galiba öyle bir şey. 6 bin liraya denk geliyor. Hı-hı. Yarı yarıya fiyatına düşerse. Şu anda asgari ücret kaç paraydı? 5200 liraydı. Yine hala yetmiyor yani. Asgari ücrette bir insan iPhone 11 alamıyor. Evet. Öyle. Senin de umudun yok anladığım kadarıyla. Evet ya. Benim de umudum yok abi. Bilmiyorum abi herkes böyle yani. Hiçbir şey yetmiyor yani. O dolar olmuş 18-19 lira. Yani Almanya'ya gittiğimizde bir tane iPhone 11'i almak için yani 700 dolar falan verebiliyorlar. Geleceği bilmiyorum artık abi ben geleceği göremiyorum. Bu dönem yok diyorsun öyle bu mi? Dönem yok abi. Abi yani nasıl diyeyim bu imkansız bir şey. O ayrı konu ama yani şimdi sadece Türkiye'ye baktığımızda tamam ekonomi kötü falan ama yani dünyaya da bir bakalım yani. Dünyada da bir sarsıntı var, bir çalkalanma var, dolar ayrıntısı var. Yani her şeyde sadece Türkiye'ye özel yapılan bir şey değil bu yani. Bütün dünyaya yapılan yani benim görüşüm bence çok abartılıyor yani. Var mı hayalinde bir telefon senin? Yok şu an hayalindeki telefonu kullanıyorum zaten. Kullanıyorsun. Senin biraz daha durumun iyi o zaman. Normal. Normal diyorsun. Evet. Olabilir mi böyle bir şey sence? Yapabilir mi? Şu anki yapamaz gibi geliyor ama bilmiyorum artık. Sen nasıl görüyorsun genel olarak hayatı? Bir umudun var mı? Yok. Neden? Ekonomik olarak nasıl görüyorsun? Ekonomi kötü. Sen nasıl? Okulda yetiyor mu harçlığın falan mesela? Yani çok yetmiyor ya.